Erken seçim olduğunda Kılıçdaroğlu başkan adayı olacaksa neden olmasın? Seçim zamanında ve yerinde yapılmalıdır 2023'te. Erken seçimin olmasından yana değilim yani. Bekleyelim bence. Memleketi zarara ziyana sokmayalım. Vallahi hiçbir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaptığı bir basın açıklamasında vatandaşlara erken seçim çağrısında bulundu. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara erken seçimle ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Erken seçim olsa da olmasa da millet için değişen bir şey olmaz. A gider, B gelir. Hangisi gelirse gelsin vatandaşın çektiği çile yanına kar kalır. Hani burada mühim olan partiler değil, milletin geleceği. Bence milletin geleceği hakkında partiler neler yapar? Bunu görüşmek gerekir. Ha gelse de Kayseri'de şu vardır, Kayseri güneşine tarafa, o tarafa dönen bir şehir olduğu için. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını bilen Kayseri bir anda CHP'ye döner. Benim diyeceğim bu. Peki Kılıçdaroğlu erken seçim olduğu zaman dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Erken seçim olduğunda dövizdeki artış durmaz. Dövizdeki artış şöyle durur. Bu yap işlet devlet modeliyle dolar bazında, dolar kurundan eğer ki biz köprüleri, yolları, otobanları yaparsak devlet hazinesinden günlük garantili şekilde dünya kadar para çıkar. Bunun önüne ancak Türkiye'de TL bazında yap işlet devlet modeliyle sahip olabiliriz. Bu şekilde dolar düşme. Vallahi neler düşünüyorum. Yani seçilsin bence. Erken seçim olsun, Türkiye bir krizde. Olsun bence. Vardır bir faydası diye düşünüyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim olduğu zaman dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Ne sanmıyorum. İnanmıyorum pek. İnandırıcı gelmiyor ama bakalım görelim diyorum. Göstersin. Her şey lafta kalmasın, icraat. Siz de erken seçim olmasını istiyorsunuz. Bence olsun. Erken seçim için daha çok iki ne kaç. Şu anda beklememiz lazım yani. Onun belirli bir tarihi var biliyor musun böyle? Onda uygulaması daha fazla var. Devlet için, halk için, toplum için, bizler için yani. Erken seçime şu anda ben karşıyım. Peki Kemal Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olursa dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle yapamaz, beceremez onu. Bu hükümet beceremediği müddetçe o hiç beceremez. Şunu erken seçime düşünüyoruz evet, gitsin. Değişmek istiyoruz evet. Şimdi neden? Abi şimdi dolar başını aldı gidiyor. Şimdi bize de yansıyor bu dolar. Bizim hakkımızı fırsatçı yapıyor. Mesela bir yağ kaç lira olmuş? Bir yağ 150 bin lira açmış ya. Ben mesela 4 tane bebe okutuyorum şu anda üniversitede. Ben geçimim olmuyor şu anda. Evi kira. Ne olacak bu? Zor iş. Yani erken seçime gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben bir AK Parti sempatizanıyım veyahut da AK Partiliyim ama seçimden zamanında olacağını daha doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Zamanında olması gerekiyor. Çünkü erken seçim olacağı zaman da karşıda koyabilecekleri bir adayları yok. Adayları olsa koyabilecekleri bir ekipleri yok. O yüzden çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben 37 yaşındayım. AK Parti'nin sefasını sürdüm. Şu anda da cefasını çekiyorum ama sonucunun selamete ulaşacağını düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olursa dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya ben bir ekonomist değilim. Yani çok ekonomiye o konuları en azından çok vakıf değilim ama sanırım belirli kişilere belirli şeylerde ödün verirseniz illaki bir yatırım gelecektir. Dışarıdan yabancı yatırım, yabancı para gelecektir diye düşünüyorum. Valla erken seçimde olan hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü seçim zamanında ve yerinde yapılmalıdır 2023'te. Kılıçdaroğlu diye bir şahsiyeti de ben tanımıyorum. Çünkü benim ilk oyum CHP'ye gitti. Almanya'dan geldim. İlk oyumu CHP'ye verdim ben. Ama o insan değil. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan bir insana ben oy değil. Hiçbir şey vermem, vermeyi de düşünmüyorum. Ben Kayseri halkı, Kayseri'de değilim bak. Türkiye'liyim ben. Ama CHP'ye ben oy vermem. Ama Atatürk yaşasaydı, başta götürecekleri insanlar bunlar olurdu. Başka da hiçbir şey diyemiyorum ki şu durumda, şu yaşadığımız durumda, eğer ki Kılıçdaroğlu başta olsaydı, vay halimize bizim. Gene Allah diyorum ya, iman dolu insanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Evet. Saygı duyuyorum ben insana. Seviyorum da. İnsan olarak çünkü bir işe başladığı zaman ya Allah ya Bismillah diyorsa o benim başımın tacıdır. Erken seçimin olmasından yana değilim yani. Normal seçim vaktinde olması gerekir yani. Çünkü
devletimize fazladan büyük gelecek yani. Onun için gerek yok diyorum, bilmiyorum yani. Peki Kemal Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olursa dövizdeki artışın duracağını söyledi. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi sanmıyorum. Onun bir şey yapacağını yani. Eğer yapabilseydi şimdiki hükümetimiz yapardı yani. Onun yapacağını sanmıyorum yani. Vallahi bence erken seçim Türkiye halkı için, memleketimiz için zaten iyi olmaz. Yani bize bir şey getirmez. Bekleyelim bence. Memleketi zarara, ziyana sokmayalım. Benim düşüncem budur yani. Peki Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim olduğu zaman dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Nasıl duracak peki? Onu anlattı mı? Bir açıklamasını yaptı mı Kılıçdaroğlu Bey? Yapmadı. Yani bence bunlar hep laftan başka bir şey değil bence yani. Beraber oturup konuşmaları lazım. Memleketi nasıl düzeltebiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Ha, bunlarla uğraşmaları lazım. Yani muhalefet yapıp, yani muhalefet olmak için de her şeyi eleştirmek, ha, bunlar hoş şeyler değil. Birbirimizi tutmamız lazım. Ben şahsen Avrupa'da yaşıyorum. İlgileniyorum yani. Türkiye'nin politikasıyla da ilgileniyorum ama yani birbirimizi tutmamız lazım. Beklememiz lazım yani. Erken seçim olduğunda Kılıçdaroğlu başkan adayı olacaksa neden olmasın? Ama başkanlık adayında çekimser kalıyorsa vasıflarını değiştirmesi lazım. Vasıfsız insan başkan olamıyorsa, kendisinde bu vasfı göremiyorsa neden seçim istiyor? Bu vasıf kendisinde varsa, başkanlık vasfı kendisinde varsa seçim olsun. Kendine güvenemeyen adam Türkiye'ye nasıl bir güven verecek? Vallahi hiçbir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Amaçlar şu anda kendilerine çekmek, gençler falan, ama imkanı yok, çekemezler. Hiçbir şekilde yüksek bir gelir veya Türkiye'yi düzelteceklerini düşünmüyorum. Erken seçim istemiyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olursa dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Şöyle durduracaktır ki dövizin artışı şu şekilde yükseliyor. Amerika falan Türkiye'ye gelip işte benden alacaksın silah falan, sen üretmeyeceksin diyor. Tamam, o şekilde doları indirim diyor. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bütün yatırımlar durduracak. Hastaneler, yollar, işte silah yapımları hepsi durduğu zaman dolar zaten düşecektir.